Efe'nin Vantilatör sponsorluğunda yeni bir can sıkıntısı bölümüne hoş geldiniz. Bu seferki konumuz Oda Vlog'u. Evet, beklediğiniz, istediğiniz Oda Vlog'uyla karşınızdayım. Tabii ki de asıl önemli olan şey bilgisayar bu vlog'da. Hazır yeni bilgisayara geçmeden önce eski sistem nasıl gözüküyor bir hatıra olarak kalsın yani. Hem de siz de görün şu kablo cehennemini. Toplayabildiğim kadar yani o toplanmış hali göreceksiniz. Öncelikle bir odadan başlayalım. Şimdi oda şu şekilde. Küçük bir oda. Dış kapı. Bilgisayar falan orada. Gitar. Gitar da çıkarırım olmazsa. Şöyle küçük bir raf var. Şurada bir tane kitaplık var. Arkamda bir tane dolu bir kitaplık var. Odanın genel görünümü bu şekilde arkadaşlar. Burada yaşıyorum. Burada bak gördüğünüz gibi COVID'in olarak kullandığım ilk bilgisayarım hala çalışıyor. Hala çalışıyor. Canavar gibi çalışıyor hala. Age of 1'i açar. O derece. Şurada üniversiteye gittiğim zaman alınan HP laptop var. İlk yayınımı bununla yapmıştım. HP Pavilion ama yayın yaptığım sürede bu artık laptop yaşını doldurduğu için, 5 yaşına 6 yaşına geldiği için yayında performans alamıyorduk. Sadece Pokemon oynuyorduk. Tuşların büyük bir kısmı hala sağlamdır klavye kullandığım için. Sadece birkaç tuş eksik. En son bozuldu. Bir ara ben bunu ikinci ekran olarak kullanıyordum. O zaman bozuldu. Bir daha da çalışmaz oldu. Zamanında 1300'leri almıştık. Hey gidi günler. Şimdi o zamanlar tabi dolar böyle 2 lira falandı yani. 2 lira 3 lira falandı. Şimdi sizin için en önemli yere gelelim masaya. Şurada biraz KPSS kitapları var. Şurada Rubik küpü var ama ben bunu tokatlıcı olarak kullanıyorum. Yu-Gi-Oh kartlarımız. Fal bakıyoruz biliyorsunuz canlı yayınlarda. Yu-Gi-Oh falları. Yukarıda da ıvır zıvır kartlar. Şurada bir USB çoğaltıcı var. Kullanmadığım. Çünkü sabit durmuyor. Böyle düşüyor falan filan. Pek beğenmedim. Sabitlersek iş görüyor. Adaptörlü bir USB çoğaltıcı. Fena değil aslında. Kameradan başlayalım. Logitech C310 kullanıyorum ben. HD kalitede video kayıt alabiliyor. Mikrofonum da fena değil. Şu anda kullandığım, hani bu videoda telefonu kullanıyorum ama normalde kullandığım mikrofon da stand kendisinindir. Fiyat performans bakımından oldukça iyidir. Tabii ki de o kadar iyi değil ama orta seviye olarak böyle başlangıç için alabileceğiniz yegane kamera. Dediğim gibi acil durumlarda mikrofonunuzun bozulması durumunda mikrofonunu da kullanabilirsiniz benim yaptığım gibi. Şimdi gelelim şaheser'e. Burada gördüğünüz gibi Twitch TV MNXLOW reklamı efendim. Katılın. Her gün yayın yapıyoruz. Long Dark yayını yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Dün Long Dark yayını kaçıranlar üzülmüştür. Şahane bir yayın oldu yani. Onu da bir söyleyeyim. Bilgisayarımın özelliklerinin üzerine çok konuşmayacağım. Direkt aşağıda açıklamalara yazacağım bilgisayarımın özelliklerini. Ayrıntılı bilmek isteyenler. Normalde de eğer merak ederseniz de direkt yazarsınız buraya komut olarak. Şu an Twitch chatine ünlem PC yazdığımız zaman bilgisayarımın özellikleri de şurada yazıyor. Okuyabiliyorsanız okuyun efendim laptopun özelliğini. 100 liraya bir ikinci ekran aldım. Henüz kapalı. Elektrik sarfiyatına gerek yok. Sadık su şişem. Vantilatörüm en sevdiğim. HDMI kablosuyla laptopa bağlanıyor. Laptopun sadece iki tane USB girişi var. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyorum. Kameranın bir tane girişini, USB girişinin birine takıyorum. Bir tane de USB çoğaltıcıya takıyorum. Şu USB çoğaltıcı. Yanına kamera geliyor. Aslında bu USB çoğaltıcı da bir şey. Soğutucu. Allah'ın ısıtıcısı aslında bu. Alüminyum falan ne bileyim metal olduğu için alaşımını bilmiyorum. Isındığı zaman bu ısıtmaya başlıyor. Arada bir mesafe olsun diye altına bir kitap koyuyorum. Böylelikle en azından bir hava sirkülasyonu daha rahat olur. Oluyor. Soğutucunun aktif hale getirirsem ekstra güç alamıyor. Hani gücü laptoptan çektiği için mesela şurada taktığım, ekstra yerlere taktığım işte klavye ve mouse'u görmüyor. Yani klavye ve mouse'a enerji veremiyor. O yüzden
soğutucuyu kullanmıyorum. Sadece USB çoğaltıcı olarak kullanıyorum. Bir de bilgisayarın daha yüksek bir durup daha bir hava sirkülasyonu yapmasını sağlıyorum. Sol tarafta bir cüzdan var fark ettiğiniz üzere. Neden? Çünkü şuradaki Ethernet kablosu da sıkıntı yaşıyorum. Taktığım zaman şöyle yukarı durması lazım bu kablonun. Yukarıda ve sıkı durması lazım kopmaması için. Kabloda sıkıntı yok ama girişte sıkıntı var. O bizim için büyük problem. Kabloda olsa değiştirirdik. O yüzden cüzdan orada destekleyici konumda duruyor. Şurada gitarımın pedalını kullanıyorum. Burada kabloları en azından bilgisayarın ekranına uzak tutmak için. Çünkü bazı kablolar öbür taraftan giriyor. O da bizim için sıkıntı. Böyle saçma sapan bir kablo dolaşıklığı oluyor efendim. Şurada gördüğünüz üzere. İğrenç kablolar etrafımızı çevirlemiş durumda. Kulaklık bildiğin ucuz Sony kulaklıklardan 20-30 liraya bulabiliyorsunuz. Mouse'dan her ay değişiyor. Mouse dayanmıyor bana. Ona yazmaya gerek yok. Yıllardan beri bozulmayan X7 klavye. Hiç sevmiyorum, tavsiye etmiyorum ama sağlam bir klavye yani hani. Kolay kolay bozulmuyor. Çünkü ben kendim yok ettim. Şurada ses efekt programını tekrardan bir güncelledikten sonra. Neden bu klavyeyi sevmiyorum? Bu bir dakika. X7 markasını da söyleyeyim. A4 tek değil mi? Yani A4 tek. X7'nin en kötü özelliği büyük olması arkadaşlar. Masada kapladığı yer aşırı fazla. Laptoptan çok daha büyük. Büyük valize anca sığıyor hani. Şurada benim mesela laptop çantası var. İmkanı yok sığmasına. Çok yer kaplıyor. Saçma yani hani. Kullanışsız o konuda. Hani sağ tarafta mesela şu medya tuşları hoşuma gidiyor aslında. Spotify falan da kullanabiliyorsun medya tuşlarıyla. Yayında direkt şarkıları böyle kapatabiliyorum, açabiliyorum. O günü güzel ama onun dışındaki her şeyi berbat. Allah'ın belası klavye. Daha da az çok yeni temizledim aslında bakın. Orada pislik yok fazla bak. Tertemiz. Bakmasak bozulacaktı işte bakıyorsun ne yapalım. El mahkum. Bakıyoruz. Durum bu şekilde. Dediğim gibi şu yeşil ekranı bas göstereyim. Yeşil ekran gördüğünüz gibi şöyle bir sistem bir şekilde duruyor. Ayakları falan var. Şimdi arkasında getirince asıl anlamını göreceksiniz. Normalde bu bir mikrofon sehpasıydı. İçine bir demir koyduk. Bunun içerisinde de bir tahta var. Bu demir buraya kadar geliyor. Buraya kadar geliyor. Burada sabitledik bunu bir şekilde. Hani kağıtla mantla sıkıştırarak sabitledik. Şurada bir tahta var. Bu tahtaya giriyor bu. Ve perdenin üst tarafında ve alt tarafında tahtalar var. Alt tarafında olmasının sebebi dengeyi sağlamak için. Yoksa sürekli dalgalanılacak falan. Ağırlık yapsın diye yapıyoruz onu. Yani böyle bir sistem kurduk. Perde zaten 15-20 liraya perdeciden aldık. Kendi yaptığımız, evdeki malzemelerle yaptığımız bir yeşil ekran. Yeşil ekranı öyle gidip de internetten sipariş verip böyle 100-200 lira vermeyin. Gerçi ben doğru renk tonunda perde almamıştım. Siz ona dikkat edin. Karşılaştırarak alın renk tonunu internetten onu araştırın perde alırken. Onun dışında herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz. Yani alıp da perdeyi şuradan falan asıp duvara asıp da yapabilirsiniz. Yani yeşil ekrana illa ihtiyacınız varsa. Ama ışıklandırma önemli. Yeşil ekranı ışıklandırma olmadan kullanamazsınız. Adam akıllı randıman alamazsınız yani. Benim bir oda lambası var. Ekstra bir şey eklemedim. Bir de tek bir masa lambam var. O yüzden tam olarak gördüğünüz üzere benim oturduğum yerin tam hizasında tam karşıdan ışık veriyor. Işık verdiği zaman da tam yüzüme vurmasın diye duvardan sektirerek yapıyorum. Şu an piç takılı değil. Duvardan sektirerek yapıyorum. Ama tam karşıda olması önemli. Neden? Çünkü bir tarafımda gölge oluşursa yani açısı farklı olursa bu sefer o tarafta bir renk değişimi oluyor. Yani gölge olduğu için orası daha koyu yeşil oluyor. Orası açık yeşil oluyor. O da chroma key'i kullanmakta zorlaştırıyor efendim. Ona dikkat edin. Normalde hem sağa hem sola birer tane ışık kaynağı koymanız gerekiyor ama bir tane ışık kaynağınız varsa dikine koyun. Çözümü o şekilde yapabilirsiniz. MNX'ten ucuz yollu yayıncılık efendim. Umarım bu video işinize yaramıştır. Sormak istediğiniz şeyler varsa aç yorumlara yazın efendim. Dediğim gibi öyle. Bu arada yeni programımız da mevcut. Longlar falan yayınları da yapıyoruz. Gerçi şu schedule'da yazması lazım da.
twitch.tv/menekşilova gelip buradan Long Dark yayınlarını ve ıvır zıvır yayınlarını görebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. 10 saniyem kaldı sadece. Ben kaçıyorum efendim. Dediğim gibi gelin Long Dark yayınları gelin efendim. Hadi gelin.